yatırıyordum çocuğumu. Etrafına yastık koysam bile en sonunda yerim indir attım yerine yatıyordum. Çocuklar doğmadan aldım. En sonunda annem al diye beşiği. Gittim beziğini ben aldım. En sonunda beşiği annem aldı. Beziğini ben aldım. Şimdi bir ihbar varmış. Önemli olduğunu aktarıyor arkadaşlar. Ahmet amca devam edeceğiz. Alo. Alo. Buyurun. Kimi tanıyorsunuz? Yani Kazım, Emel, evlilikleriyle ilgili, ilişkileriyle ilgili ne biliyorsunuz? Emel ve Hülya ablayı tanıyorum. Emel'in çocukluk arkadaşıyım. Emel'in çocukluk arkadaşısınız. Evet. Buyurun. Bütün hayatını biliyorumdur yani evlilikleriyle ilgili. Hı hı. Emel, Kazım onlarla arasında... Hoparlörü kapatır mısınız lütfen? Bu yeni çıktı hoparlör, açık konuşma. Kazım onlarla arasında bir ilişkisi vardı. Hatta tarihlerini biliyorum. Hı hı. Emel Kazım'ın benim yanımda aradı ilk başta. Kızla konuştular. Emel'de numarası vardı. Kendine kimin ilişkisi vardı? Kazım. Kimle ilişkisi vardı? Damla'yla. Damla'yla o bayan. Nasıl bir ilişkin varmış açıklasın. Nasıl bir ilişkin vardı açıklasın diyor Kazım. Kazım git gitme. Ondan sonra bana size kız dahi söylemişti zaten. Emel benim yanımda aradı. Hatta size gelmişlerdi orada. İspatlayabilecek misin bunu? Şimdi normalde o yazışma, böyle bir ilişkiyi öğrenen bir kadın der ki hemen yazışmaları gönder der. Karşı tarafta hemen yazışmaları gönderir filan. Hani bana ispatlayabilir misiniz diyor ilişkiyi. Emel'in telefonunu kaç kere değiştirdiler. 2-3 kere telefon değiştirdi. En sonunda evet. Telefonu kaybettiler aslında. Biz değiştirmedik o telefonu. Kendi isteği üzerine değiştirdik. Emel mi anlattı size? Emel'in dert gördüğünü, şiddet gördüğünü. Çok iyi biliyorum. Emel size geldiğinde, hamileyken geldiğinde... Omuzlarında morluklar vardı. Allah Allah. Kazım evlilik boyunca şiddet mi uyguladı? Evet. Emel? Aynen. Evet. Ya boyumuz da var elimizde. Hamileyken... Ya boyumuz da var. Kazım. He. Ben ona rağmen ya bırakıp gitmedim. Ben diyorum onu. Ki bakın Esra Hanım bunları bana kanıt olarak göstersinler. Kanıt olarak göstersinler ya. Bunları hiç boşanma davranışı olarak sunmuşlar. Ben sevdiğim bir insana neden el kaldırayım? Niye peki böyle bir iddiada bulunsun senle alakalı? Ya işte diyorum ya çocuğu benden almak için her türlü pozisyona giriyorlar. Çocuk yoktu orada ben hamileydim karnımda. Evet, ben Hanım, ona rağmen şey seni sevdiğim için bırak gitmedim. Peki Kazım sana şiddet uyguluyor. Ahmet abi siz eminim evdesinizdir. Ev 9 kişilik bir Esra ev. Esra Hanım bundan önce bu küsüp gittiğinde dava açtığında onun öncesinde karakola bu gece ihbarda bulunuyor. Benim kafamda vazo kırdılar diyerekten ihbarda buluyor. Bu evet. İşin içinde annesi de var. Evet. Annem falan yok. Gereksiz yere yalan yere var ya ben oraya. Ben öyle bir şey demedim. Vazo falan kıracağım demedim. Benim haberim yok. Köy muhtarı beni arıyor. Sizde diyor Emel Güven var mı? Ahmet dedi. Var dedim. Ya ihbarda bulunmuş dedi. Nasıl ihbarda? Kafasında vazo kırılmış dedi. Senin Kazım diyormuş dedi. Kafamda vazo kırıldı demedim. O gün bu yok. Demişsin. Evde yok. Jandarma komutanı soruyor. Evde yok. Kafamda vazo falan kırıldı demedim var. Ben. Kavga yok. Kardeşi askere gidecek. Askere giderken dedim ki kızım bak beraber gidin karı koca. Hiç de öyle bir şey olmadı uğurla. Bana. Ya, bu istemedi. Hayır, hiç de öyle istemedi. Bir şey olmadı Esra Hanım. Kardeşiyle bunun geçilmesini istemedi. Askerde ya. Bak şu anda abisi var. Evet. İsterse bağlanabilir. Bağlanabilir. Ama orada ne yalan... Ne diyecek abisi yayına bağlanabilir? Yalan adelerini söyleyecek. Kesin yalanları. Abisi olaylara şahit. Karakola var. Şahit falan değil benim abim. Şahit şahit. Bak abi. Ben çocuğu o gün var ya gitmek istedi ya. Ben çocuğu elimle karakol komutanıyla beraber götürdüm evine. Esra Hanım bize ama ne var? Biz öyle bir zorluk çıkarsaydık ben götürmezdim. Ahmet amca Emel buraya geldiğinde şöyle bir cümle kurdu. Çocuk bir aydır Kazım'da işte şurada köyde oturuyorlar. Dedik ki Emel sen niye kalkıp gitmedin hani köye çocuğu almak için? Ben dedi gidemezdim. Çünkü bana şiddet uygulayacaklarını biliyordum. Aynı evet. Zamanda beni askerdeki abimle tehdit ettiler sizin için. Hayır, ses kaydıyla var. Abisini arayabilirsiniz. Abisini arayabilirsiniz. Tehditle falan da bir şey yok. Kendi evladı bak Hülya'nın kendi evladı. Evet. Onun abisi. Gerçekler neyse konuşsun. Konuşsun. Geçen gün Mevlüt dedesi çıktı konuştu. Tamam, evet. Konuşsun. Abisi sırf bunun Emel benimle... Bunun için ses kaydı bile var. Şubat'ın üçünde gelsin. Siz gerçekten boşanmak mı istiyorsunuz? Evet evet. Boşanmak istiyoruz. Yani bu iş inada bindiği için yok, mi? Yok bindiği için değil Esra Hanım kesinlikle. Anlaşım Esra Hanım Emel kesinlikle. Çok inat. Bak kafasına bir şey takarsa var ya bunu yapar. Gerçekleştirir ben biliyorum. Şu anda annesinin kuyruğuna takılı gidiyor. Ne yaptığını da farkında değil. Arkasının nereye gideceğini bilmiyor. Annemle bir alakası yok. Bilmiyor değil. Bilmiyor. Bir dakika. Veya çok cahil yerleri var. Şu cümleyi kurmasaydı deseydi ki ben aslında evliliğime bir şans veririm deseydi. Hayır. Asla derdim. Sebepsiz yere ayrılır. İnat için değil. Şimdi peki sorarım size Esra Hanım. Bir sizin evladınız yetişkin mi kızınız olsa desen ki ben kızınızı bir yere verdiniz. Başka bir ben senin kızınızın sözlüsüyüm, nişanlısıyım.
bana gelip desen ki ben kızımı senden ayıracağım, zengin bir kocaya vereceğim, bunu da sen göreceksin. Ben zengin birini isteyecek olsaydım seninle evlenmedim. Ya bak, evet. Anladın, benim derdim zenginlik olsaydı. Benim derdim zenginlik olsaydı. Okumadım, evladım okusun diye. Bak Emel. Annem öyle bir şey olsaydı zaten. Dünya teyzeciğim kusura bakma da yani söz yapılmış, nişan yapılmış, düğüne gitmeme sebebin de aman küçük gelin olmasın falan değil. Dün dayı mesaj atmış. Biz onlara senet imzalatmadık, arsa konusunda anlaşamadık diye. Sana arsa senin üzerine yapılmadı diye sen düğüne gitmiyorsun. Evet. Hani ağzımı da açmayayım diyorum. Çok da istemedim. Ben de dün masum masum böyle yapıyorum bak. Bak annesi diyorum karşı çıkmış evliliğine de bu kız gitmiş evlenmiş diyorum. Ben aile diyorum içimden. Mesela dün kendi akrabaları arsa konusundan problem çıktı diyor. Söze gidiliyor, nişana gidiliyor. Ama tabii ki sizin hatanız da burada. Yani kızın karşılığında arsa verilmesi, alınması, bir para, bir şeylerin dönmesi. Alanda veren de burada Esra. Yani bir evlilik kurulmasında maddi taleplerin. Anne de o arsalar benim üzerime yapılsın. Hayır, öyle bir şey demedi. Öyle bir şey demedi. Senin üstüne yapılsın dedi. Ben istemedim. Abi dayın diyor ya. Dayın mesaj atıyor. Hayır. Dayın mesaj atıyor. Biz senet istemedik. Biz arsa istedik. Ben arsayı ne yapacağım? Biz arsayı ne yapacağız? Ben kızımı kaybetmedim. Annenin düğüne gelmemesi o kadar masum şey değil. Anlaşmalı boşanmaya var mısınız? Vallahi bunu ikisi karar verecek, ben değil. Sana sormuyor zaten. Ahmet amca bir de ben şeyi çok merak ediyorum. Dün telefonda anlayamadım Esra Hanım. 18 aylık bebek annesini istemediğini nasıl anlattı? Büyük bir dede olarak. Hissediyorum. Kazım Bey sizden de ilk önce dededen duymak istiyorum. Ben onu dün telefonda anlatamadım, tamam mı? Buyurun bir dede anlatsın bana, ben merak ettim çok. 1,5 yaşındaki çocuk tamam konuşamaz ama bu çocuk. Dedeye sordum ilk önce, bir dakika siz anlattınız. Pardon, bana sordunuz sandım. Ahmet dedesi olarak merak ediyorum. 18 aylık torununuz Hülya Hanım. Emel'i annesinin istemediğini Kazım anlamış. Siz anlıyor musunuz? Hülya Hanım, ben o gün çocuğa alışverişe gittim. Çocuğu yanımıza aldık. Çocuğuyla biz Konya'ya giderken çocuk ağlamaya başladı, gitmedi. Bak biz alışverişimizi yaptıktan sonra çocuk var ya, neşesi açıldı, geri geldi bu yana. Geri getirdik. Böyle vikası verdi. Ya bak amcası da götürdü. Abditoğlu yani bizimle arası 8 kilometrelik öbür köye kadar, çocuk ağladı. Ben o gün dedim ki bunların bir olumsuz yönlerini gördüm. Geri dönün dedim. Çocuğu vermeyin. Geri dönün. O gün ben karakola gittim. Karakola da durumu bildirdim. Gerekirdi hukuk uzmanlarına sorun. Hakkınızı arayın dedi yani. Ben dedim bunlara çocuğu teslim etmek istemiyorum dedim yani. Bazı olaylarda. Her şeye karar veren sensin bana zaten. Bana şunu söylesin. Her şeye karar veren sensin. Babayı sormak istiyorum. Babanın yani çocuk Esra nasıl Hanım, gösterdi annenin istemediğini. Esra Hanım o gün var ya, bunlar bizden habersiz ev taşıdılar. Niyeydi biliyor musun? Bize haber etmeyeceklerdi. Çocuğu kaçıracaklardı. Halbuki kafalar çalışmıyor. Yarın boşanma davası açıldığında ev adresi açıklanacak. Açık adresini vermek zorunda. Benden neyini kaçırıyor çocuğun? Neyini kaçıracak? Bir de evli yabancı o erkek kimidi? Onu öğrenmek istiyorum. Şunu ifade etmek istiyorum. Evlerindeki o göç taşırken evimizdeki o yabancı erkek kimidi? Evet. Samimi olduğunuz. Evli erkek ya. Samimi olduğunuz. Bak. Canımın benim. Şahitler var. Şahitler. Sen bizim evimize karışamazsın ki. Annesinin namusundan vurmaya çalışıyorsunuz. Evet, yani evet. Kötü anne. Velev ki, annenin yaşantısı nasıl olursa olsun o çocuğun ömür boyu annesi olacak. Evet. Bunu sizin korumanız lazım. Tamam, koruyalım.